Heyecanlıyım. İlk günde bunu söylemiştim. Hı. Hakikaten heyecanımız bir seçim arefesinde değiliz artık. Seçimin içerisindeyiz. Gün olarak belki bu kavram doğru olabilir. Heyecanımın nedeni hakikaten İstanbul'da milletimiz, İstanbul'da hemşerilerimiz AK Parti'mize, Murat Kurum Bey'e İstanbul'u yönetme fırsatını verecekler. Bu beni heyecanlandırıyor. İstanbul'a yeniden hizmet etme fırsatı milletimiz tarafından Murat Kurum Bey'e, AK Parti'mizin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayına, Cumhur İttifakı adayına verilecek. Memlekete hizmet etmek, insanlara hizmet etmek, AK Parti'nin siyasetinin temelinde çünkü şu var. İnsanına rağmen değil, insanına göre siyaseti olgunlaştıran yapan bir siyasal tarzız. Yerel yönetimde bir markayız. İstanbul'un Türkiye'deki iller arasındaki sıralamasını ve dünyadaki sıralamasını maalesef bu CHP'li İBB yönetim, Sayın İmamoğlu süreciyle yönetimi 5 yıldır iyice aşağıya düşürmüştür. Yeniden Şampiyonlar Ligi'ne çıkaracak olmanın İstanbul'u bir heyecanı var. Bu süreçte çalışmış olmanın bir heyecanı var. Bu heyecanı da hep beraber taşıyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi yani teşkilatımız tüm parçalarıyla, tüm unsurlarıyla beraber mahalle başkanlarımız, mahalledeki kadın gençlik kolları başkanlarımız, ilçe teşkilatlarımız, meclis üyelerimiz, yani tüm paydaşlar, tüm bileşenler, herkes heyecanlı, herkes coşkulu, herkes huzurlu, herkes bu coşku içerisinde, bu heyecan içerisinde ilçelerde, mahallelerde, sokaklarda hemşerileriyle buluşarak AK Parti 2024 seçimlerinde Sayın Murat Kurum İBB'nin başkanı olacak, İstanbul'un yeniden yıldızı parlayacak. Sayın İmamoğlu'nun kaybettirdiği yılları tekrar kazanacağız. İstanbul'a tekrar kazandıracağız. Buna teşkilatımız inanıyor ve yek vücut halinde, birlik, bütünlük, beraberlik halinde coşkuyla huzurlu bir şekilde sahada da çalışıyor. İşte Murat Kurum Bey'le çalışıyor, 39 başkan adayımızla beraber çalışıyor, birbirleriyle beraber çalışıyorlar. Bu şevk, bu huzur, bu aşk neden kaynaklanan aynı zamanda biliyor musunuz? AK Parti'nin 20 yıllık süreç içerisinde yapıp ettiklerinin getirdiği bir durumun da sonucu aslında bu. Çünkü biz İstanbul'umuza çok şey kazandırdık. Biz İstanbul'daki 39 ilçemize çok şey kazandırdık. Türkiye'mize çok şey kazandırdık. Yani yaptıklarımızı anlatmaya kalksak zaman ve dakikalara sığdıramıyoruz. Bazıları gibi konuşmak için metinleri tekrarlamanın birinci sayfada söylediği cümleleri dördüncü sayfada tersten yazıp yeniden okuma gibi bir derdimiz yok. Çünkü 18 sayfaya da yazsak anlattıklarımızı bitiremiyoruz. Biz eser ve hizmet üretmek bizi heyecanlandırıyor. Bizim millete hizmet etme coşkusu bize zevk veriyor. Söylediklerini yapmak bize huzur veriyor. AK Parti demek bu demek. Yani ben soruyorum. 5 yıllık süre içerisinde Sayın İmamoğlu'nun CHP'li İBB yönetiminin 10 sene sonra da anılacak. Ya ne güzel bir iş yaptılar diye akılda kalan bir tane projesi var mı? Yani bunu sayın seçmenimizi ayırt etmeden soruyorum. CHP'li seçmenimiz açısından da kendilerinin 5 yıllık iktidarının sonunda yani İstanbul'da bir marka proje olarak anılacak bir şeyleri var mı? Yani bu sektörel olarak da yani metro atılımı mı başlatmış? Hani geleceğiz konuşacağız. Sağlık, gençlikle ilgili bir şey mi başlatmış? Ya da bizim yaptıklarımızın bir kısmını bakın şimdi rakamlarını ve adlarını okumakta zorlanırım. Gerekirse onlara da tek tek bakarız. Bu kitaplarda şey yapıyor. Yanılmıyorsam 40'a yakın ya da 30'a yakın bizim dönemde yani 20'nin üstünde bir rakam ama tam küsürünü hatırlamıyorum. 20 üstü diyeyim yine ben alttan alayım. Yani 30'a yakın demeyeyim. 20'nin üzerinde AK Parti döneminde başlamış büyük projeyi unutturan bir CHP'li İBB yönetiminden bahsediyor. İptal eden. Metronun üzerine efendim taş döken, Levazım tüneli bana ne lazım diye kapatan bir Sayın İmamoğlu'ndan bahsediyoruz. Yani şöyle bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olur mu? Yani ben bunu İstanbullulara soruyorum. Önümüzdeki yıl İstanbul nereye gidecek? Yani İstanbul'u yaşanmaz hale getiren bir süreç götürüyor şu an CHP'li İBB yönetimi. Levazım tüneli bana ne lazım diyor. Cümlenin sonunda da şu geliyor. Efendim günde 70 bin aracın geçeceği tüneli niye yapalım ki? İstanbul'da yılda 300 bin araç trafiğe katılıyor. Onları niye trafiğe katıyoruz o zaman? Yani şunu hakikaten sormak lazım. İstanbul'un nüfusu 15 milyon küsürdü 2019. Şimdi de 15 milyon küsürlerden bahsediyoruz. Yani bu süre içerisinde İstanbul'un trafiğinde
nüfus ciddi bir şekilde artmadığı halde, hatta neredeyse aynı durduğu halde, hı hı, trafiğini rahatlatamamışsanız, metroyu rahatlatamamışsanız, metrobüsü rahatlatamamışsanız, tabiri caizse İstanbul'u raydan çıkarmışsanız, bunun hesabını 31 Mart'ta insanlarımız sizden soracaktır diye düşünüyorum. Biz heyecanlıyız. Neden? Çünkü raydan çıkmış İstanbul rayına tekrar gelecek 31 Mart'ta. Bunun heyecanını yaşıyoruz.